Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Kanada, Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını kabul etti. Kanada merkezli medya kanalı Spark'ın 12 Kasım haberine göre, Kanada Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi bir basın toplantısı düzenleyerek Çin'in Doğu Türkistan'daki terör politikasının bir soykırım suçu teşkil ettiğini açıkladı. Habere göre Kanada Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi üyeleri Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslümanlara karşı devam eden zulüm politikası ve bununla ilgili sürdürdükleri araştırmaların sonuçlarını uluslararası topluma duyurduğu bildirildi. Yapılan açıklamada Temsilciler Meclisi Uygur Krizini İnceleme Komitesi tarafından fikir birliğine varılan Çin Komünist Partisi'nin işlediği soykırım suçundan detaylıca bahsedilirken, komite başkanı ve Liberal Parti üyesi Peter Fransa, bu komite şuna inanıyor ki Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara karşı işlediği tam anlamıyla soykırım suçudur ve Çin Uluslararası Soykırımı Engelleme ve Cezalandırma Sözleşmesi'nde yer alan tüm suçları icra etmektedir açıklamasını yaptı. Yeni Demokratlar Partisi'nden Heather McPower, gerçekler gösteriyor ki bir ırkı topyekün yok etmek için önce o milletin kadınlarını yok etmek gerek. Çin'in burada yaptığı farklı bir şey değildir ve Uygur kadınların zorunlu kısırlaştırılması soykırımın belirtilerinden biridir. Bu da demek oluyor ki Çin Uygurlara karşı soykırım suçu işliyor dedi. Ayrıca Liberal Parti Milletvekili ve Kanada Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi Başkanı Peter Fransa, bugün Doğu Türkistanlı Uygurlar, Kazaklar ve diğer yerli Türk halkları için ana vatanlarında kutlamaktan mahrum bırakılan Cumhuriyet Bayramı'dır diyerek kutlama mesajı paylaşırken, basın toplantısında konuşan diğer delegeler de aynı şekilde Doğu Türkistan halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Hindistan ve Bengal Müslümanları Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Hindistan'ın Galli News televizyon kanalında yer alan habere göre, Hindistan'daki Raza Akademisi öncülüğündeki Müslümanların iki kez ilan edilen Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü anmak için bir gösteri düzenlediği bildirildi. Göstericiler, Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik baskısını ve İslam'a karşı din düşmanlığı siyasetine şiddetle kınadı ve Xi Jinping'in posteri üzerine yazılan Uygur Müslümanlarına yönelik baskıyı durdur yazılarıyla dikkat çekti. Ayrıca Bengallı Müslümanlar, Dakka Basın Kulübü önünde Bengal Sivil Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle 12 Kasım 1933'te kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü kutladı. Gösteriyle ilgili açıklama yapan Bengal Müslümanları, Çin'in 1949'daki Doğu Türkistan'ın işgalinden bu yana İslam karşıtı ve Müslüman karşıtı politikalar izlediği, son zamanlarda terör politikasını yoğunlaştırdığı ve tüm Müslümanların dinden uzaklaşarak Komünist Partisi'ne bağlı kalmasını istediğini vurguladı. Uygur meselesi İngiliz parlamentosunda gündem oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı Nigel Adams, Uygurlara zulmeden Çinli yetkilileri cezalandırmak için Magnitsky yasasını devreye sokmayı düşündüğünü ancak kimliklerinin şimdilik gizli tutulması gerektiğini açıkladı. Avam kamerasının 12 Kasım oturumunda konuşan Adams, Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını yanıtlarken hükümetin neden Uygurlara soykırım yapan Çinli yetkililere Magnitsky yasası uygulamadığını eleştirdi. Oturumda Temsilciler Meclisi Başkanı Nusret Kanı, Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara zulmettiğine dair yeterli kanıt olmasına rağmen bakanlığın Çinli yetkilileri cezalandırmasını engelleyen nedir diye sordu. Meclis üyesi Senatör Sarah Ovan'ın Uygurlara soykırım yapan Çinli yetkililerin belirlenmesinde nasıl ilerleme kaydedildiğini ve hükümetin Magnitsky yasasını ne zaman kullanacağını sorduğu aktarılırken Nigel Adams'ın Çinli yetkililere eylemlerinin kabul edilemez olduğunu açıkça belirttiği ve Magnitsky yasasının kullanılmasını değerlendirmeye devam ettiğini söyledi. ABD, Çin'in soykırım suçunu araştıracak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin Dış Politika Danışmanı Yu Maoch'un, Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Uygurlara karşı soykırım yapıp yapmadığını incelemekte olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda yasal çerçeveyi ve bunun için kanıtları gözden geçirdiğini vurgulayan Yağmur için soykırımın uluslararası standartlara ve katı yasal tanımlara sahip olduğunu söyledi. Yağmur için 12 Kasım'da Özgür Asya Radyosu Çince servisiyle yaptığı özel röportajda uzun zamandır Trump yönetiminin Çin politikasında kilit aktörlerden biri olarak görüldüğünü, Çin hükümetinin Uygurlara saldırmak için terörü bahane olarak kullandığını ve özellikle Uygur elitlerine hedef almak